Merhaba, sınır ötesine hoş geldiniz. Bu hafta Amerika'da yaşanan büyük bir kaos diyebiliriz herhalde. Özellikle onu konuşalım istedik. Biliyorsunuz Biden adaylıktan çekildi ve daha öncesinde Trump'a bir suikast girişiminde bulunulmuştu. Onları konuşacağız bugün. Kimler var? Amerika Birleşik Devletleri'nden SETA'dan. Kılıç Buğra hocamız bizimle, direktör, araştırmalar direktörü. Hoş geldiniz hocam. Bulduk. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden yine Doktor Filiz Katman hocamız bizimle beraber ve Yeni Şafak Dış Haberler Müdürü Sernur Yassıkaya bizimle birlikte. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nde dün gerçekleşen kongre konuşmasıyla başlamak istiyorum. İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Kongresi'ndeki ortak oturumda yaklaşık bir saat süren bir konuşma gerçekleştirdi. Binlerce Filistinlinin öldürüldüğü Gazze'nin Refah kentindeki durum için hiçbir sivili öldürmediklerini öne sürdü. Netanyahu'nun kongrede konuşma yaptığı ve ayakta alkışlandığı bugün de İsrail ordusu Gazze şeridindeki 60 noktaya hava saldırısı düzenledi. Evet, Gazze kasabı Netanyahu diyoruz. ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada 7 Ekim 2023'ten bu yana 40 bine yakın kişinin İsrail saldırılarında öldürüldüğü, hatta bu çok önde çıkan tıp dergilerinden, önemli tıp dergilerinden Lancet dergisinde yayınlanan bir rapora göre aslında ölenlerin sayısının 180 bin üzerinde olduğunu biliyoruz. Öldürüldü Gazze şehrinin Refah kentinde neredeyse hiçbir sivil öldürmediklerini savundu. Ve 9 aydır dünyanın gözü önünde yaşanan katliamı örtbas etmeye çalıştı. Bu arada 366 Birleşmiş Milletler çalışanı ve aile üyelerinin de öldürülüğüne dair raporlar sızmıştı. Onu da buraya not düşelim. Evet, Netanyahu'nun yalanlarla dolu konuşması boyunca her cümle sonunda kongre üyeleri tarafından ayakta uzun uzun alkışlandı. 56 dakika süren bu konuşmada toplam 60 defa alkışlanmış Netanyahu. 2015 yılına dönelim. O zamanki konuşmasında 50 demokrat aday Netanyahu'nun kongre konuşmasını boykot etmiş ve katılmamışlar. Dünkü konuşmasında ise 136 demokrat katılmamış kongreye, boykot etmiş Netanyahu'yu. Netanyahu ve IPAC acaba Demokrat Parti'yi kaybediyor mu diye bir soru da burada akıllara geliyor. Herkese ve batılı vatandaşlara, işte dışarıda kendisini protesto eden ve işte üniversitelerde aylarca süren protestolardaki Amerikalılara, Amerikalı öğrencilere de kullanışlı aptallar dedi. Çok enteresan, çünkü İsrail'de zaten kendisi ve hükümeti sürekli bu şekilde protesto ediliyor. Fakat o Amerika'ya geliyor, başka bir ülkeye gelen yabancı bir başbakan olarak o ülkenin gençlerini, işte vatandaşlarını bu şekilde aşağılıyor ve Kongre tarafından yeniden alkışlanıyor. Bu arada Ulusal Adalet Divanı'nda da soykırım suçlamasıyla yargılanıyor İsrail ve aslında burada konuk olarak konuşturulması uluslararası hukuku da katlediyor diyebiliriz herhalde. Ateşkese dair hiçbir şey söylemedi, bahsetmedi ve Netanyahu'nun zaten siyasi beka sebebiyle ateşkesi böyle biraz oyalamak için Trump seçilene kadar belki de diyebiliriz kullandığı İsrail medyası haberlerinde de yer almıştı. Belki de bu arada yaptığı en tehlikeli açıklama aslında şuydu: Kudüs'ün İsrail'in ebedi başkenti olduğunu söyledi ve bir daha bölünmeyeceğine dair bir cümle kurdu. Halbuki biz biliyoruz ki Kongre iki devletli çözümü destekliyor Amerika Birleşik Devletleri dış politikasında ve o cümleler onlar da tekrar alkışlanmış oldu ve biz yine bu maskenin düşmüş olduğunu gördük. Öncelikle sizinle başlayalım. Kılıç Hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuşmayı ve aldığı bu alkışlı desteği ve bazı demokratlar tarafından da boykot edilmesini? Şimdi öncelikle şu tabii Netanyahu'nun bu dördüncü kongre konuşması. Daha önce de üç konuşma yapmıştı. Ve Amerika için bu sıra dışı bir durum. Çünkü en son Churchill böyle bir üç konuşma yapabilme
şansına erişmişti. Kongre bu konularda çok seçici olabiliyor. Ve Netanyahu'ya bu dördüncü konuşma verilmesi tabii kongre tarafından hem de bu böyle bir krizin ortasında ciddi bir sıkıntı. Şunu da görmek lazım. 2012 yılında geldiğinde de Netanyahu büyük bir yani yasamayla yürütme arasında çok ciddi bir krizin arasına gelmişti. O dönemde de Obama İran nükleer anlaşmasını yapmak istiyordu ve İran nükleer anlaşmasına karşı Netanyahu Beyaz Saray'dan randevu almayıp direkt kongreye gelip kongrede konuşma yapıp Obama'nın yapmak istediği İran nükleer anlaşmasını eleştirmişti. Dahası o hafta kaldığı günlerde Netanyahu aynı zamanda Mitt Romney ile Obama'nın başkanlık seçimi arefesindeydi. Obama'ya karşı Romney'yi destekleyip kampanya da yapmıştı. Dolayısıyla bu o dönemde belki de hani İsrail kurulduğundan beri Amerika'nın iki partinin de hani İsrail'in partiler üstü özel bir konumda olması gerçeğini ilk kez ihlal eden, ilk kez orada duvarda bir gedik kaçan bir olaydı. Çünkü o dönemde Obama'ya yakın Demokrat Parti'deki senatörler ve kongre üyelerinin bir kısmı bu toplantıya katılmamıştı. Şimdi o sayı sizin dediğiniz gibi yüzü aştı ve bu aslında her ne kadar Netanyahu bunu ülkesine bir zafer olarak taşımak isteyecek olsa da genel anlamda hem zamanlama açısından şöyle hem Trump'a suikast hem Biden'ın çekilmesi hem Kamala Harris hem o akşam Netanyahu'nun konuşma yaptığı akşam Biden'ın konuşacak olması bunların hepsi aslında İsrail ile ilgili Netanyahu'nun konuşması ile ilgili kamuoyu ve medya ilgisini de ortadan biraz kaldırdı. Aslında hani dördüncü konuşmayı yapıp bir noktada bütün argümanlarını söyleyip bir şekilde galip olduğunu gösterdi ama genel kanı hem zamanlama açısından hem kongrenin böyle bir konuşmaya izin vermesi açısından hem verdiği mesajların Amerika'nın Orta Doğu politikasına tamamen karşı aynısını İran nükleer anlaşmasında da yapmıştı. Mevcut iktidarın politikalarına karşı şeyler söylemesi açısından oldukça diplomatik olarak nezaketsiz, siyasi olarak çok rasyonel değil, aynı zamanda zamanlama açısından da çok sıkıntılı bir döneme denk gelmiş oldu yaptığı konuşma. Peki kongre açısından bu neydi? Kongre açısından Netanyahu'yu tüm tepkilere rağmen davet ettiler. Ama bunun Amerika'nın imajı üzerinde yaratacağı etki, uzun dönemli, uzun vadeli Amerika'nın yumuşak gücü, Amerika'nın müttefikleriyle ilişkisi konusunda yaratacağı hasarın tam olarak farkına varmamış olmaları lazım. Çünkü Biden'ın İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermesi sonrasında Dışişleri Bakanlığı'ndan, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan sızan bazı notlarda Orta Doğu'da bir neslin kaybedildiğini, yani Amerika ile ilgili Amerika'ya karşı tavrı açısından bir neslin kaybedildiğinden bahsediyordu. Bu konuşmayla da bu konuşmanın yani hem uluslararası Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından kendisiyle ilgili iddianame hazırlanmakta olan hani tutuklanma talebinde bulunan hem de böyle bir büyük bir yani savaş suçundan sorumlu tutulan bir aktörün gelip kongrede böyle konuşup bu şekilde takdir görmesi Amerika'nın bütün dünyadaki imajı açısından da son derece kırıcı bir nokta yarattı. Dolayısıyla İsrail Netanyahu bu hamlesiyle sadece hani Firuz zaferi dediğimiz çok maliyetli bir zafer elde etmedi. Çünkü maliyeti var zaferin. İsrail'in iki partiler üstü konumunu ortadan kaldırdı bir noktada. Aynı zamanda kongreyi de Amerikan hükümetinde kendisiyle birlikte uluslararası kamuoyunda ciddi bir şekilde dibe çekti. Bu arada Kamala Harris de eleştirildi konuşmaya, kongredeki konuşmaya katılmadığı için. Zannedersem Cumhuriyetçiler tarafından çünkü hani
bizim müttefikimiz, en güçlü müttefikimiz diyerek eleştirildi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Indiana'daki bir önceden planlanan bir programım var demiş. Yani şöyle, şu an şunu görmek gerekiyor. Yani Amerikan seçimlerinde eğer Biden'ın münazara performansı ve Trump'a suikast girişimi olmasaydı o güne kadar, Amerikan seçimlerinde en etkili faktörlerden biri olarak Gazze Savaşı ve bu savaşta Amerika'nın izlediği politika gösteriliyordu. Burada iki kesim vardı. Birincisi Müslüman Amerikalılar, özellikle altı salıncak eyalet dediğimiz Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, Arizona ve Nevada gibi yerlerde, özellikle bunların ikisinde Wisconsin ve Michigan'da nüfuslar hani genel nüfusa oranla çok fazla değil. Ama bulundukları oran itibariyle oyun değiştirici olabilecek Müslüman nüfusun oyunu kaybetmesi Biden'ın. İkincisi de progresif sol dediğimiz parti içerisindeki, Demokrat Parti içerisindeki sol ve genç oyları kaybetmesi. Çünkü geldiği noktada şuna varmıştık. Amerika'da gençlerin, 18-25 yaş gençlerin yapılan kamuoyu anketlerinde %50'si İsrail'de soykırım olduğunu savunuyor. Ve geçen seçimlerde Biden'a oy veren demokratların %65-70 kadarı da İsrail'in yaptıklarını savaş suçu olarak görüyor. Dolayısıyla böyle bir durumda hem Biden yönetiminin BM Güvenlik Konseyi'nde aldığı tavır, İsrail'e silah yardımının devam ettirilmesi, dahası İsrail'in sivillere karşı saldırılarının kınanmaması dahi, bu gruplar üzerinde ve özellikle 6 kilit eyalette çok ciddi bir tepki yaratmıştı. Hatta New York Times, Siena ikisi Biden çekilmeden 2 hafta önce yaptığı kamuoyu anketinde bu 6 eyalette Müslüman ve Orta Doğu kökenli, Kuzey Afrika ve Orta Doğu kökenli seçmenlerin %62'sinin bu seçimlerde Trump'a oy vereceğini göstermişti. Bu çok ciddi bir kayış. Çünkü geçen seçimlerde muhtemeldir ki bunların büyük bir kısmı hem Trump'ın Müslüman yasağı, hem Trump'ın İsrail'e karşı politikaları, Kudüs'ü başkent olarak başkent Kudüs'e taşıması sebebiyle bunların büyük bir kısmı aslında Biden'a oy vermişti. Ve bunlar Biden'a tepki için Trump'ın daha iyi olacağından değil ama Biden'ın bu kesimlerde yaşattığı hayal kırıklığı sebebiyle oyunu Trump'a vermeye karar vermişti. Bu noktada muhtemelen Kamala Harris de adaylığı neredeyse kesinleşmiş durumdayken kendisinin başa baş bir yarış, yani şu an 1-2 puan fark var ve bu 1-2 puan fark aslında Kamala Harris'in performansından değil, Amerika'daki çok kutuplu siyasi ve sosyolojik yapıdan kaynaklanan bir durum. Dolayısıyla bundan sonra alacağı her oy için, her %1 için çok ciddi bir performans göstermesi gerekiyor. Ve bunun en kilit noktalarından biri de Gazze ile ilgili bir şeyler söylemesi. Evet. Ve Gazze konusunda kendini Biden'dan uzaklaştırabilmesi, Biden'dan ayırabilmesi. Eğer Biden'ın söylemini devam ettirdiği durumda, zaten hani başkan münazarasından önce bile Biden'ın oyları Trump'ın oyların gerisinde seyrediyordu. Bunun devam edeceğini kendisi de biliyordur ki muhtemelen böyle bir duruma maruz kalmamak için elinden geldiğince, tabii İsrail'e karşı çok ciddi bir pozisyon alamayacağını kendisi de biliyor Amerika'nın siyasal gerçeklikleri açısından. Ancak bir şekilde o grupların hem gençlerin hem Müslüman ve Orta Doğu oyları, Orta Doğu kökenlilerin oylarının hem de parti içindeki progresif yani sol kanadın desteğini alabilmek. Çünkü bunlar çok mobilize olabilen, sandığa gidebilen seçmenler. Çünkü Amerika'da sandığa gitme oranı %55-60'larda kaldığı için kim ki sandığa daha çok adam götürür seçimi kazanıyor. Sandığa gidebilecek seçmen bu seçmen. Bize seçmen. Bunların desteğini almak için sanıyorum kendini biraz ayrıştırmaya çalışıyor.
Evet, dolayısıyla da kongre konuşmasına katılmamış olması gayet de anlaşılır bu noktada. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Filiz hocam, sizinle devam edelim. Siz de bize bu kongre konuşması ile ilgili görüşlerinizi ifade edin. Bir de şunu sormak istiyorum. İsrail'le zafer olarak taşır mı? Netanyahu mutlaka taşıyacaktır. Oradaki politik karşılığı nasıl olur? Tabii aslında zamanlama gerçekten çok önemli bir noktada gerçekleşiyor. Dünya siyasetinde çok ciddi anlamda belli noktalarda odaklanma yaşanırken bir anda Netanyahu'nun kongrede 5 dakikadan fazla alkışlanarak İsrailli askeri alkışlanmasıyla inanılmaz bir Amerika Birleşik Devletleri zaten kötüye giden imajını çok olumsuz bir noktaya taşıdı diyebiliriz. Belki ilk etapta dünya siyasetinde Amerika'nın duruşu ile ilgili, imajı ile ilgili çok olumlu bir an olarak tarihe geçti. Peki Amerika'nın içinde ne gibi yansımaları olur? Burada üniversitelerde çok uzun süre devam eden üniversite öğrencilerinin protestolarını dikkate alırsak demek ki var olan kongre üyeleri hiçbir şekilde bu gençlerin bu ifadelerini dikkate alacak şekilde bir siyaset yapmayacaklarını bir anlamda ilan etmiş oldular. Bu açıdan da ben Batı demokrasilerinde bir temsiliyet krizi olduğunu düşünüyorum. Ve bunun en keskin örneğini biz dün itibariyle Amerikan Kongresi'nde gördük. Bu kadar uzun süren ve geniş kitlelere yayılan, yani sadece üniversite öğrencileriyle kalmadı bu protestolar. Hemen hemen Amerika'daki bütün eyaletlerde ve bütün kesimlerde çok net bir şekilde Gazze'de yaşanan süreçle ilgili bir karşı duruş var. Amerika'nın şu anda izlediği siyasete çok net bir şekilde karşı duruş var ve bunun hiç dikkate alınmadığının çok resmi bir göstergesi. Bu da bize neyi getiriyor? İşte bu kadar farklı noktalara fragmente olmuş bir yapı, daha aşırılıkçı grupların ve daha konsolide grupların bir anda daha yukarı çıkması ihtimalini doğuruyor. Bu da bize Trump'ın elinin güçlenmesi riskini getiriyor ve Trump'ı destekleyen kitlelerin çok net bir şekilde bu davayı destekleyen kitleler olması sebebiyle diğer tarafta Demokrat Parti'nin destekçilerinin çok farklı alanlarda bir anda tabiri caizse gemiyi terk etme ihtimallerinin daha yüksek olduğunu düşünürsek Trump'ı bu anlamda Trump kitleleri açısından olumlu bir etki yaratabilirken Demokrat Parti'deki kitlelerin hem bu protestolarda çok önemli bir kitleyi oluşturan gençlerden ve daha sol görüşlü kitlelerden oluşması sebebiyle buna olumsuz yansıma ihtimali var. İşte bunu bir anlamda filtreleyebilmek için en azından çok az da bir etki olma ihtimali olmasına rağmen Kamala Harris'in orada bulunmamasını belki bu anlamda okumak doğru olabilir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın dönemdeki Orta Doğu siyasetiyle ilgili olarak beklentilerle ilgili çok ciddi bir olumsuz etki de yaratma potansiyeli var. Yani bu noktadan sonra var olan adaylar ne söylerlerse söylesinler Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikasıyla ilgili olarak hafızalarda bu 5 dakika boyunca Netanyahu'nun alkışlanması ve oradaki İsrail askerinin yine alkışlanması kalacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Sernur, sen ne diyeceksin bu konuyla ilgili? Yani aslında Kılıç'ın da belirttiği gibi bu zamanlama meselesi enteresan. Yani tam bu işte Trump'a suikast, Biden'ın bir anda yarıştan çekilmesi, Ukrayna Savaşı ile ilgili yaşanan gelişmeler, Çin ve Rusya'nın ABD üzerindeki baskısı derken şimdi şey vardı, bu yayına girmeden önce ben The New York Times'a baktım mesela. Orada bu Netanyahu'nun kongredeki konuşması üçüncü haber falan gibi görmüşler. Hem Washington Post
hem The New York Times gibi böyle sol liberal gazeteler ve etkin olan aslında ana akım medyada etkin olan medyalar Netanyahu'nun bu kongre konuşmasını belki işte ABD'nin imajına zarar vereceği gerektiğiyle, belki zaten yoğun gündemde bunu öne çıkarmamak istemeleri gerekçesiyle ikinci, yani üçüncü haber falan gibi görmüşler. The New York Times mesela enteresan bir haber vardı. Bu da aslında Netanyahu'nun kongrede zamansız misafirliğinin de ne kadar ABD dış politikası açısından zarar verici olacağını da gösteriyor. İşte bildiğiniz gibi İşçi Partisi geldi iktidara İngiltere'de. İngiltere'nin bu Netanyahu hükümetine yönelik tutumunun değişebileceğine yönelik sinyaller verdiği belirtiliyor. Örneğin işte Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çıkması muhtemel bir Netanyahu'ya yönelik tutuklama kararında daha önce İngiltere'nin buna uymayacağı belirtiliyordu Muhafazakar Parti'nin iktidarda olduğu dönemde. Şimdi İşçi Partisi bu yönde tutumunun değiştiğine yönelik sinyaller gelmeye başlamış. Bu da aslında Amerika'nın giderek Gazze meselesinde yalnızlaştığını bize gösteriyor. Daha önce bildiğiniz gibi bazı zaten Avrupa ülkeleri, İspanya gibi ülkeler, İrlanda gibi ülkeler açık olarak işte Filistin devletini tanıdıklarını açıklamışlardı. Almanya biraz ayrıksız duruyordu. Almanya'da da böyle yavaş yavaş değişen bir tutum var. Bu noktada zamansız ziyaret ABD'nin sadece imajına değil, genel olarak hem Avrupa'yla hem de Ortadoğu'yla Ortadoğu'daki dış politikasını da büyük bir zarar verebilir. Ayrıca buna neyi ekleyebiliriz? İşte tam Netanyahu Washington'dayken Pekin'de Filistinli 14 grubun bir araya gelip ulusal uzlaşı konusunda bir mutabakata varmaları ve bunun Pekin Deklarasyonu olarak ortaya konması ABD'nin dış politikadaki o Ortadoğu'daki ağırlığının da bir anlamda kaybolmaya yüz tuttuğunu da bize gösteriyor. Çünkü Filiz Hoca'nın dediği gibi daha önce konuştuğumuz gibi önceki programlarda Çin'in Orta Doğu'da istikrara hiç olmadığı kadar ihtiyacı var. Zaten bu Babil Mendeb'deki işte saldırılar bunun bir göstergesi. Bu çerçevede Çin Orta Doğu'da istikrarı ve barışı önceleyen bir aktör olarak ortaya çıkarken bunun karşısında ABD çatışmayı uzatmaya çalışan bir güç olarak konumlanmış durumunda ki İsrail'e verdiği destekle buna yönelik imajı da gittikçe sivriliyor. Bu çerçevede Trump Netanyahu'nun kongre konuşması adeta ABD'nin zaten çökmekte olan imajına tuz biber ekmiş durumda. Bununla beraber işte temsiliyet krizinden bahsediliyor. Zaten bu Biden'ın yarıştan çekilme kararı sonrasında Demokrat Parti içerisinde şöyle şeyler geliyordu. Yani biz işte 3000'in üzerinde delege Biden'a oy verdi. Şimdi biz bu delegelerin tüm oylarını yok sayıp işte seçimlere 3 ay kala başka bir aday ortaya çıkartıyoruz. Bu halkın verdiği karar nerede bu o zaman? Aslında ABD Kongresi o görüntü de sıradan ABD halkının görüşlerinin Washington'da her geçen gün biraz daha yansımadığının önemli bir göstergesi olmuş durumda. Aslında bu tersten bakacağımız zaman Trump'ın en büyük söylemlerinden de birisi bu. Yani sıradan Amerikalı'nın görüşleri Washington'da yankı bulmuyor. Ben sizin setiniz olarak oraya geliyorum. Aslında belki birazdan geçeceğiz. Daha önce Kılıç da çok yakından bize daha önce söylemişti J.D. Vance. Aslında tam da bu söylemin aktör konumunda kendisi başkan yardımcısı pozisyonunda buldu 39 yaşında. Böyle bir net krizinin olduğu, seçim sisteminin tartışıldığı bir ortamda AIPAC'ın hiç olmadığı kadar bu temsilciler meclisi ön seçimlerinde etkin rol oynadığı, işte daha yakın zamanda New York'ta bir seçim oldu ve işte bu progresif solun önemli temsilcilerinden birisi AIPAC'ın verdiği destekleriyle ön seçimlerde kaybetti. Şimdi bu yabancı bir ajan olarak AIPAC'ın tescil edilmesi gerektiğine yönelik söylemler de çok kullanılıyor ABD siyasetinde. AIPAC'ın bu kadar müdahil olmasının, yabancı bir ülke lehine müdahil olmasının ABD dış politikası ve ABD iç siyaset açısından sağlıklı olmadığına yönelik söylemler de güçlenmiş durumda. Netanyahu'nun kongredeki konuşması bu tartışmaları daha da güçlendirecek ve önümüzdeki dönemde bence
ABD siyasetine ilişkin çok önemli kritik tartışmaları görebileceğiz bu konuda. Peki, teşekkür ederim. Kılıç Hocam, şu anda Kamala Harris'in ismi öne çıkıyor. Tabii Biden özellikle Trump'la gerçekleştirdiği müzakere ertesinde biraz Amerika Birleşik Devletleri'nin de imajının bir başkan adayının işte Trump karşısına düştüğü durumdan dolayı zedelendiği düşünülüp yorumlanmış olmalı ki işte apar topar Biden işte Covid teşhisi konması ve o süreç içerisinde adaylığın geri çekilmesini hep birlikte izledik. Onun öncesinde dedik ki Trump'a düzenlenen bir suikast vardı. Bunların hepsi peş peşe geldi. Şu anda Kamala Harris'in ismi ön plana çıkıyor. Trump'ın Biden karşısında seçimi kesin alacağı düşünülüyordu. Fakat şimdi Kamala Harris geldi. Biraz daha iş zorlanır gibi okunuyor. Medyada Kamala Harris tarafında daha adaylığı tam kesinleşmeden o parlatılmaya başlandı. Hatta Vogue Moda dergisinin Instagram hesabında da sürekli bir Kamala Harris paylaşımları yapılıyor ki Trump'ın eşi aslında çok daha şık. O niye yok, hani ne alaka burası, politika için mi takip ediyoruz siz diyen yorumlar almaya başlamışlar. Yani her yerde sürekli bir Kamala Harris ön plana çıkartılmaya çalışılıyor. Siz nasıl görüyorsunuz Biden'ın artık geri adım atması, yerine olası ve güçlü aday olarak gelen Kamala Harris'in özellikle Amerikan dış politikasını nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz ve sizce demokratların şansı arttı mı? Şimdi birkaç soru. Bir de şey vardı, yani bu Kamala Harris başkan adayı yapılmadan önce aslında Biden'la Harris arasında çok büyük bir görüş farklılığı olduğu, 2 yıl öncesine kadar Biden'ın Kamala Harris'i bir nevi saf dışı bıraktığı, Kamala Harris'in zaten ekibiyle de anlaşamadığı, ekip yönetiminde kötü olduğuna yönelik böyle Amerikan medyasında birçok şey diyor, yayın ortaya çıkmıştı. Ya buna rağmen Biden'ın endorse etmesi Kamala Harris'i bir mecburiyet mi? Mecburiyet mi? Tendim dolayı mı oldu? Birincisi o Amerika'da başkan yardımcılarının kaderi, yani başkan yardımcısı bulmak en zor şey. Başkan yardımcıları genelde başkanların işte cenazelere gönderdiği, düğünlere gönderdiği, işte kendileri gidemediği uluslararası toplantılara gönderdiği biri olarak aslında görülüyor. Dolayısıyla gelen her başkanda böyle gerginlikler yaşanıyor. Bir nokta başkan yardımcısında her başkan yardımcısı biraz köşeye çek, hani işlerden biraz uzak tutulan biri olarak kendini hissedebiliyor. Burada çok sıra dışı bir şey yok. Ama Harris'in gelmesi tabii şöyle bir şey yarattı. Özellikle tartışmadan sonra, münazaradan sonra oluşan demokratlardaki panik havasını biraz ortadan kaldırdı. Bu panik havasıyla birlikte aynı zamanda Demokrat Parti'deki özellikle Trump suikast girişiminden sonra ortaya çıkan medyada hani seçim bitti, Trump kazandı tarzı kabullenişleri de ortadan kaldırdı. Yeni bir mobilizasyon başladı. Şimdi en iyi aday mıydı Kamala Harris? En iyi aday değildi. Münazara öncesine kadar bile, ondan sonra bile hiçbir ankette Trump'ın önüne geçememişti. Bunlar biz varsayımsal anketler olarak çok önemsemiyoruz ama bugün yapılan anketlerde daha başa baş olduğu gözüküyor ama kendisini bekleyen zor bir süreç var. Ve bu süreç içerisinde Kamala Harris kendine bir dış politika takımı da oluşturacak. Kamala Harris'in dış ulusal güvenlik danışmanı Phil Gordon Türkiye'yi yakından tanıyan biri. Daha önceki ulusal güvenlik danışmanı da aslında eski İstanbul Başkonsolosu'ydu zaten. Phil Gordon en son hatta SETA'nın bizim bir programımızda bir konuşmada katılımcı olarak programımıza da katılmıştı. Türkiye'yi yakından tanıyan, 2020 Ocak Foreign Affairs'de de Amanda Slot'la birlikte Türk-Amerikan ilişkilerinin girdiği istikrarsız yoldan çıkması gerektiğiyle ilgili o döneme göre, 2019 atmosferine göre pozitif sayılabilecek ya da nötr sayılabilecek bir yazı yazmıştı. Dolayısıyla Türkiye'yi bilen, Orta Doğu'yu bilen, hatta Phil Gordon'ın son kitabı Losing Game, Amerika'nın dünyanın farklı bölgelerinde askeri darbeleri desteklemesinin uzun vadede Amerikan çıkarlarına zarar getirdiğiyle ilgili bir kitaptı. Dolayısıyla
hani dışarıdaki kamuoyun, uluslararası kamuoyunun bu konudaki tepkilerine, bu konudaki fikirlerine de son derece açık biri görünüyor. Ama diğer konularda, Çin konusunda, Rusya konusunda, Ukrayna konusunda çok büyük bir farklılık beklemiyorum yani Biden yönetiminden. Hatta çünkü Biden yönetiminin bile özellikle Çin konusunda Trump yönetiminden çok bir farkı yoktur. Dolayısıyla bunlar devlet politikası haline gelmiş meseleler. Dolayısıyla çok ciddi bir farklılık beklemiyorum ben. Belki İsrail meselesinde bir ton farkı olabilir. O da ton farkı ne kadar uygulanabilir bilinmez. Ama Türkiye ile ilişkilerde de sanıyorum o çünkü Phil Gordon daha önce hem Clinton hem Obama yönetiminde çalışmış biri. Dolayısıyla Türkiye'yi, meseleleri, aktörleri bilen bir ekiple geliyor. Peki hocam, sağ olun. Filiz hocam, siz ne diyorsunuz dış politikası için Biden'dan sonraki dönemin sizce nasıl olur? Şimdi Kamala Harris ve Donald Trump arasında eğer bu rekabet başkanlık yarışı geçecek ise Orta Doğu ile ilgili olarak Trump dönemi dış politikası ile Biden dönemi dış politikası arasındaki hedef anlamında, birincil hedef anlamında bir İran faktörü olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ve bir anlamda da bugün İsrail'den aslında bir açıklama geldi. Trump ile İran'a karşı işte beraber çalışma durumu ile ilgili bir ifade geldi İsrail tarafından. Bu da aslında daha önce Rusya, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ile Trump döneminde Tel Aviv'de varılan o mutabakat, İran'ın Lübnan, Irak ve Suriye'deki etkisinin çıkartılması karşılığında Suriye'nin kuzeyinin Ruslara bırakılması, 2019'da böyle bir mutabakata varılmıştı. Ve Biden iktidara gelince bu mutabakat çökmüştü. Ruslarla Amerikalılar arasındaki o neredeyse birbirine teğet geçer şekilde devir teslim töreninin yapılmasını biz gözlemlemiştik. Şimdi durum böyle olunca tekrar bir Trump iktidarı durumunda benzer bir sürecin yaşanma ihtimali çok yüksek görünüyor. Dolayısıyla İran'ı hedefe koyan politikaların izlenmesi bu dönemde daha yüksek olasılık. Bir de tabii şunu biliyoruz biz, Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti iktidarları arasında dış politikada çok majör değişimler olmaz ama kullanılan araçlarda değişim olur. Bu da ne anlama gelir? Daha işbirlikçi, daha çok taraflı siyaset izleyen Demokrat Parti iktidarlarına nazaran Cumhuriyetçi Parti iktidarları daha tek başına hareket eden siyaset izlerler. İşte Bush dönemini hatırlayalım. Irak'a olan harekatta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararını beklemeden işte önleyici harekat tabirini kullanarak İngiltere'yle beraber Irak'taki o operasyonu gerçekleştirmişlerdi. Bu aslında önümüzdeki dönemde yine Trump döneminde de belki diğer Cumhuriyetçi Parti başkanlıklarından farklı olarak Trump sloganında da ifade ettiği Amerika'yı tekrar büyük yapmak, yani Amerika'nın içerideki güçlenmesine odaklı bir siyaset izlemişti. Zaten Amerika içerisinde salgın sonrası çok ciddi ekonomik riskler bulunuyor. Bunun bir etkisi olma ihtimali yüksek. Bu da daha müdahaleci bir Amerikan dış politikası yerine daha içeride güçlenmeye çalışan bir Amerikan dış politikası izlenme beklentisini doğuruyor. Bu tabii dünyadaki o güvenlik atmosferi için ne anlama geleceği, özellikle Tayvan'la ilgili açıklaması bence Trump'ın çok önemli. Trump eğer Tayvan bizden bir destek bekliyorsa bunun bedelini ödemeli, bunun fiyatını ödemeli gibi bir ifade kullandı. Bu da aslında Çin'in o anlamda belli oranda rahatlamasını getirebilecekken diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin İşte o beklenen o Pasifik'teki savaşla ilgili Kamala Harris, olası Kamala Harris dönemiyle Trump dönemi arasında bir fark oluşturma ihtimalini barındırıyor. Çünkü biz biliyoruz ki Biden
İran hedefli bir Orta Doğu dış politikası yerine İran'la müzakerelere dolaylı olarak geri dönmek dahil olacak şekilde Rusya ve Çin'i hedefe koyan bir dış politika izlemişti. Kamala Harris'in bunu takip etme durumu bence iyi gözlenmeli. Çünkü ilan edeceği başkan yardımcısı bu anlamda ben belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Tabii Trump'ın Pentagon içerisindeki pek çok üst düzey isimli askeri okuldan sınıf arkadaşı olduğunu da yine hatırlamak gerekiyor. O anlamda Pentagon'la başkanlık ofisi arasındaki ilişkilerin yine benzer seyirde ilerleme ihtimali yüksek gibi görünüyor. Peki hocam, çok sağ olun. Sernur, sen bu suikastla başlayan ve Biden'ın geri adım atmasıyla devam eden süreç hakkında hem neler söyleyeceksin, görüşlerini merak ediyorum. Bir de dış politikası, Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump seçilirse eğer olası dış politikası ve İsrail, yine işte mesela Ben Güver'in son yaptığı açıklamalar, bunlar nasıl etkiler, neler yaşayabiliriz? Yani aslında bu Trump'a suikast, Biden'ın görev adaylıktan çekilmesi gibi meseleler daha çok işte 2016 yılında yapılan başkanlık seçiminin yarattığı, oluşturduğu büyük depremin artçı sarsıntıları gibi bunlar hepsi. Yani 2016 yılında aslında Trump'ın Hillary Clinton karşısında kazanmasına imkansız gözüyle bakılıyordu ve orada çok büyük bir sürpriz olunca o andan itibaren ABD siyasetinde tüm hesaplar birbirine girdi ve aslında işte o hem yerleşik düzen dediğimiz yapı hem de Amerikan siyasetinde cumhuriyetçilerin, Cumhuriyetçi Parti'nin merkez bir siyasi parti olmaktan giderek uzaklaşıp Trump'ın Amerika'yı daha büyük yap ideolojisinin bir aygıtına dönüşmesiyle birlikte şu an ABD siyaseti kendisine aslında bir yol arıyor. Burada aslında Demokrat Parti içerisindeki o ayrışmaya da bakmak lazım. Bir tarafta bir genç siyasi kesim var. Diğer tarafta ise işte Biden gibi 40 küsur yıldır ABD siyasetinin içerisinde olan isimler var. Şimdi bunların biz çarpışmalarını görüyoruz. Ve bu çarpışmanın etkileri işte bazen bir suikast girişimi olarak, bazen işte bir başkanlık adayının bir ay içerisinde medya baskısıyla ve parti içerisinden gelen baskıyla adaylıktan el çektirilmesi gibi ya da bir kongre baskını gibi böyle ABD siyasi tarihinde daha önce görülmemiş olaylar şeklinde nüshetmesiyle ortaya çıkıyor. Bu da aslında ABD'nin dış politika yapım süreçlerinde her geçen gün biraz daha zorlanacağı bir sürece girdiğini gösteriyor. Çünkü siyaseten iç siyasette bir çıkmazla karşı karşıyayız. Ve politikadaki elitler bir şekilde anlaşamıyorsa birbirleriyle burada dış politika yapım sürecinin de eskisi kadar kolay yapılamayacağı anlamına geliyor. Zaten ABD dış politikasının bir süredir yalpalama ve modeller olduğu yerde tekerleğin dönmesi ne karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Bu anlamda işte Trump'ın başkan yardımcısı adayı olarak gösterdiği J.D. Vance zaten burada net konuşuyor. Diyor ki yani bizim Ukrayna'da bir işimiz yok. Avrupa kendi çaresine bakabilir. İsrail'i korumak deneyimiz. Burada işte Filiz Hoca'nın dediği noktaya geliyoruz. Bu çerçevede Kamala Harris'le işte Kılıcı'nda dediği gibi ben Ukrayna politikasında falan herhangi bir değişimin olacağını düşünmüyorum. Zaten ABD'nin genel odak noktası Çin ve Çin'i bir şekilde kuşatmaya devam edecekler. Bunun dozunu arttırmaya çalışacaklar. Bizde aslında çok büyük bir belirsiz tablo var. Her kim kazanırsa kazansın ABD dış politikasındaki bu özellikle uluslararası sistemin işte bu küresel kuzey ile güney olarak bölünmesiyle birlikte ve Çin'in her geçen gün ağırlığını da ortaya koymasıyla ABD zorlu testlerden geçmek zorunda hissedecek kendisini ve bu testlerde de şu ana kadar çok başarılı bir sınav verdiğini söylemek güç. Önümüzdeki dönemde işte 5 Kasım sonrasında ya 5 Kasım sonra 5 Kasım günü ne olacağını hiç kimse bilmiyor ya. Washington'daki birisine sorsan o bile bilmiyordur büyük ihtimalle. Şimdi böyle bir belirsizlik döneminde hiçbir ülkede ağırlığını doğrudan ABD'ye koyacağını düşünmüyorum ben. Herkes
farklı bir içerisine girecektir. Burada da işte Çin önemli bir aktör olarak bu fırsattan yararlanmayı çalışacağını düşünüyorum. Böyle de sözlerime son veriyorum. Peki, teşekkür ederiz. Kılıç Hocam, buradayken size şeyi de sorayım. Amerika'dan bir misafirim vardı. Bu konuları da biraz konuştuk. Kime oy vereceğini sordum. Aslında kendisi bayağı liberal bir kişi ama artık ekonomiden o kadar bıktıklarını, berbat bir ekonomi var, çok sıkıntı. Ve sırf bu yüzden Trump'a oy vereceğini söylüyordu. Ve zaten Biden'a hiç güvenmiyordu. Ama şimdi Kamala Harris gelince böyle bir acaba oldu kafasında. Sadece şunu söyledi, eğer Michelle Obama'yı aday olarak gösterselerdi o zaman kesinlikle hiç düşünmez, ona oy verirdim dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Henüz Harris'in tam da adaylığı tabii resmileşmedi ama yine ya çok belirsizlikten geçiyoruz ya. Böyle bir sürprizle karşılaşabilir miyiz? Yani Michelle Obama yok, aday gösterir mi? Yok artık. Şey kesinleş gitti gibi. Kamala Harris gerekli delege sayısını buldu. Dolayısıyla sanıyorum bu noktadan sonra herhangi bir sürpriz olmaz. Olmaz artık. Hani bir yol kazası falan, çünkü yok. Amerika'da hiç alışkın olmadığımız şeyleri yaşıyoruz bir haftadır. Olmaz yok. Öyle bir ihtimal yok yani. Delege sayısı sebebiyle öyle bir ihtimal kalmadı. Anladım. Peki hocam, bu arada sizin de bir kitabınız çıktı. Yeni, hayırlı olsun diyelim. Türkiye-ABD ilişkilerinde fay hatlarının haritalanması isimli bir kitap. Onu da konuşmak üzere inşallah bir söz alalım sizden. Uzun uzun bunu konuşalım. İnşallah haftaya konuşalım onu. Peki, tamam, çok memnun oluruz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Çok çok teşekkür ederim tekrar katkılarınız için. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.